Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde, Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'a ve Federal Başbakan Olaf Scholz ile heyetler halinde görüştü. Erdoğan'ın üst düzey Almanya ziyaretinde Türkiye-Almanya, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğinin yanı sıra ana gündem konusu İsrail-Filistin çatışması oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti esnasında, iki ülke arasında beşeri köprü vazifesi gören ve nüfusu 3,5 milyona ulaşan Almanya'daki Türk toplumunun huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi. Türk toplumunun dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada görev yapan din adamlarımızın yetiştirilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz, diyen Erdoğan Almanya ile aynı zamanda göç konusunda da işbirliği yapıldığına dikkat çekti. Almanya ziyaretinde önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'ın İsrail'e yapacağı ziyarette ateşkesin sağlanması ve rehine krizinin çözümü için girişimde bulunmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte görüşmelerde önce ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada İsrail, Filistin çatışmasını da gündeme getirdi. Bunu nasıl çözeceğiz? İnsani ateşkese acaba Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Bu adımları beraber nasıl atacağız? Burası önemli. Ve buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundum. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Bu konuda İsrail'in elinde de rehineler bulunduğunu, bu rehinelerle birlikte Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin karşılıklı olarak kurtarılmasını gündeme getirdi. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah. Biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? Buna da baktığımız zaman kat be kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Ve yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu gündeme getirdi. Gazze'de daha az sivil kaybı için gerekli şansların kullanılmasını da isteyen Scholz, Almanya'nın Gazze'ye insani yardımda önde olan ülkelerden birisi olduğuna dikkat çekti. Scholz, Orta Doğu'da bir yangın yerinin oluşmasına karşı bizler de endişe duyuyoruz, dedi. Kendisine sorulan bir soru üzerine açık ve net konuşmayı sevdiğine dikkati çeken Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı Batı dünyasında tavır konulmamasını sert sözlerle eleştirdi. Şu anda da yine diyorsunuz ki yüzlerce, bak ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Good evening, good night.